31. madde, ilçe belediyelerin otoparklardan elde etmiş oldukları gelirleri daha önce Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıyordu. Büyükşehir Belediyeleri de bu aktarılan paralarla otopark yapıyordu diyoruz. Bu geçtiğimiz 20 yıllık dönem içerisinde maalesef Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu elde ettikleri paraları, gelirleri toplamalarına rağmen siz de biliyorsunuz ki bugün özellikle büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri otopark. E şimdi de diyor ki merkezi hükümet bizim yönettiğimiz büyükşehir belediyeleri bu işi çözemedi. 31 Mart dolayısıyla seçim sonuçlarında da belediyeler değişti. Şimdi de biz bağlı belediyeleri idare ediyoruz. Bir de onlar denesinler. Öyle ya, bu gelirleri onlara aktararak bu sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalışıyorsunuz. Büyük belediyelerin, büyük imkanlara sahip belediyelerin çözemediği bir problemi bağlı belediyelerinin çözmesinin de mümkün olmadığını sizlerden az bizim kadar biliyorsunuz. Yani bugün yaklaşık Haziran ayı itibariyle 23.519.132 tane araç trafikte dolaşıyor. Siz aynı zamanda da şeyi uzattınız, işte otopark yönetmeliğini bir 3 ay daha uzattınız. Yani diyorsunuz ki binaların altında değil, yine yoldayız da bu otopark işini sağlamaya devam edelim. Yani iki yönlü problemi büyütüyorsunuz. Binaların altına otopark yapmak yerine onu da uzattınız. Tam tersine gerekli bölgesel otoparkları veya diğer otoparkları da yapmadığınız zaman araç sayısı artıyor, otopark sayıları sabit. Özeti şu: bu otopark belediyesini küçük belediyelerin, ilçe belediyelerinin mevcut imkanlarıyla çözme şansı yok. Ben şu ana kadar da duymadım, işitmedim, görmedim. Yapabilecekleri konusunda da hiçbir ümidim yok. Dolayısıyla özellikle şu kentsel dönüşümlerde gündemdeyken, hazır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilileri de buradayken bu konuya bir el atıp hiç olmazsa bu kentsel dönüşüm içerisinde yeterli otopark alanları oluşturabilirse bence en büyük katkı buradan gelir. Yine devlet kendi imkanlarıyla bu otopark konusuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden yatırım yaparsa daha doğru olur ve bu iş bir an önce çözülür. Aynı şekilde mesela şimdi raylı sistemler çoğaldı, genişliyor. Bunların istasyonlarda da artık insanlar araçlarla şehire girmesinler hiç olmasa, oralara park ederek raylı sistemlerle işlerine gitmesinde de fayda var. Buradan öneriyoruz. Hiç olmasa buraları bir otopark alanı olarak düzenleyin. Yine kamu binalarının bahçeleri var, okul bahçeleri. Geniş yollar var. Bunların altı otopark olarak düzenlenebilir. Otoparkla ilgili teknoloji gelişti artık. Çok katlı otoparkların yanı sıra dar alanda çelik konstrüksiyon yapılarla da bu otopark problemlerini çözmek mümkün. Yeter ki sizin bu konuda istekli olun, duyarlı olun. Yoksa topu oradan oraya yuvarlamayla bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. Oradan kestik, buradan ilave ettik. Maalesef hepiniz görüyorsunuz bugün caddelerde bir de terör havası var. Yani değnekçiler tabir ettiğiniz her köşe başında hakikaten yanaşmaya bile korktuğunuz, zaman zaman arabanızı park etmekten bile imtina ettiğiniz bir otoparkçı terörü de bu ülkenin bir gerçeği. Dolayısıyla bu problemlerin üzerine ciddi oranda gitmeniz lazım. Yoksa oradan alıp oraya vermeyle, bir tarafa aktarmayla bu işlerin çözümü maalesef mümkün değil. Yine aynı şekilde bu otoparklarda daha çok alışveriş merkezlerinin otoparkları tercih ediliyor. Şehir merkezlerindeki esnafımız bu otopark sorunu çözülemediği için her geçen gün gelirleri azalıyor. Daha çok insanlar alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Samsun'da da biliyorsunuz zaman zaman otopark problemi, milletvekillerimiz burada akşam trafiği şehirden merkezden dışa doğru, sabahleyin de merkeze doğru trafik her zaman her yerde problem. Dolayısıyla bu otopark problemlerine devletin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın el atması lazım.